İsviçre'de düzenlenen bir konferans vardı. Ukrayna Barış Zirvesi'ydi bu ve Moskova'dan bir değerlendirme geldi bu zirveye dair. Zirvenin önemsiz sonuçlar doğurduğunu söyledi Kremlin sözcüsü. Moskova olmadan görüşme yapmanın anlamsız olduğunu belirtti Peskov. Ve Macaristan, Sırbistan, Türkiye gibi ülkelerin toplantıya katılıp bildiriyi imzalamasının ise ikili ilişkileri bozmayacağını söyledi. İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı anlamsız. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İsviçre'de düzenlenen konferansın sonuçlarını bu sözlerle değerlendirdi. Moskova'dan Ukrayna Savaşı ile ilgili İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa ilişkin değerlendirme yapıldı. Zirvenin önemsiz sonuçlar doğurduğunu söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, Moskova olmadan görüşme yapmanın anlamsız olduğunu belirtti. Rusya'nın davet edilmediği toplantının sonuçları sıfıra yakın ifadelerini kullandı. Peskov'a, Macaristan, Sırbistan ve Türkiye gibi ülkelerin toplantıya katılıp bildiriyi imzalamasının Rusya'nın bu ülkelerle ilişkilerini bozup bozmayacağı da soruldu. Hayır, bozmayacak diyen Peskov, elbette bu ülkelerin aldıkları pozisyonu dikkate alacağız. Onlara gerekçelerimizi açıklamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın diyaloğa açık olduğu yönündeki tutumunu teyit eden Peskov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in nükleer silahla ilgili söyleminin durumu gerginleştirdiğini belirtti. Stoltenberg, NATO'da nükleer silah başlığının kullanıma hazırlığı ile ilgili istişarelerin yapıldığını söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'sa, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemeleri durumunda Rus birliklerin Polonya sınırına dayanması riskiyle karşı karşıya olacaklarını söyledi. Baerbock, savaşın hızla Avrupa Birliği ve NATO topraklarına doğru ilerlediği konusunda uyarı yaptı.